gecede görüşmek mi? Aman aman sakın arama. Yağmurlu bir ilkbahar sabahı Amsterdam Ebru Gündeş'te uyandım hiç. Dünya dar gelirdi bize, nazar değdi sevgimize. Bir konser için Amsterdam'a gitmişti Ebru. Kuşlar gibi özgür, balıklar kadar dalgın dalgın yürüdü sokaklarda dakikalarca. Çok neşeliler, çok cana yakın insanlar, evet. Bu renkli Amsterdam turumuz öncesi konserine gidiyoruz Ebru. Kararmış Ebru kıyafetlerinde. Gurbetçi delikanlıların yüzünü gözünü hafif göğüs dekolteli kıyafetle açıyor sadece. İlginç diyaloglar yaşanıyor sahnede. İlhan Mansız'ın Amsterdam şubesini açmış bir delikanlı kendini sahneye atıyormuş. Bir ızdırabı var. Reyhan Hanım, size Selahattin Bey'e söyleyeceği bir şeyler varmış. Bir dinleyelim herhalde. Benimle evlenir misin? Mecnun olmuş aşktan delikanlı. Peki Leyla'sı kabul edecek mi acaba bu teklifi? Leyla da çağrılıyor sahneye ve Ebru iki genciyi kaşla göz arası baş göz ediyormuş. Siz bir daha teklif edin bakalım. Benimle evlenir misin? Şimdi sırada Amsterdam turumuz var. Biz baharın keyfini sürerken onlar hala tir tir titriyorlar. Ama Ebru'ya soğuk fız geliyor. Elinde şemsiyesi Amsterdam sokaklarında dolaşıyor. Abi soğuk sanki. Ebru'nun cömert kız olduğunu duymuştuk da bu kadar olduğunu bilmezdi. Eşe dosta hediye yağdırıyor. Yeterli mi? Şunları bir kafesi. Kırmadan. Karnı zil çalıyor bir ara. Ama gurbet elde her şey yenmez ki. Tutturuyor dönerci diye. Türkiş restoran. Döner kebap. Aç bir ilaç dolaşıyor sokaklarda Ebru. Yine de neşesini yitirmiyor. Etler güzel. Otele dönüyoruz. Biraz dertleşip biraz sohbet edeceğiz. Şöhret denen ağır yükün bedelini çok kötü ödedim diyor önce. Güzel şeyleri yaparken insanlar bir şekilde sizin önünüzde köstek olmaya çalışıyorlar. Canımı acıtan çok insan oldu. Ve bütün bunları kendince bakın nasıl hayra yoruyormuş. İşimde herhalde en iyiyim diye düşünüyorum. Bunun belki de bedeli bu diye düşünüyorum. Çocuk özlemi malum Ebru'nun. Bu konu açılınca gözyaşlarına boğuluyor ama sormamakta olmaz. Çocuk denince yaşanan bu hüzün neden? Görüyorsunuz sonu karanlık, bir yere gitmeyecek. Belli bir yerde maalesef bitecek. Niye yapasınız ki o çocuğu, niye benim gibi büyütesiniz ki? Niye benim gibi sorunları olsun ki? Hakan Hatun'la birlikte şimdilerde. Reklam için beraber. Sık sık sevgili değiştiriyor imajından fazlasıyla rahatsız yapıyor. Ruh halini bakın nasıl anlatıyormuş. Gizli kapaklı götüren insanlar vardır. Mesela onlar hakikaten huzur içinde yaşıyorlarmış. Görünürde ben çok şey yaşayan insan olarak gözükürken onlar aslında hiçbir şey yaşamıyormuş gibi gözüküyormuş ama aslında öyle değilmiş yani.